Nerede kaldı bu kız? Ay Mehmet, 10. defadır soruyorsun, bilmiyoruz. Gelir neredeyse. Cep telefonu da kapalı. Bunu da 8. defadır söylüyorsun. 9. Ya siz benim söylediklerimi mi sayıyorsunuz burada? Ayol sen izin vermedin mi kıza 9'a kadar dışarıda kalabilirsin diye? Üniversite sınavının stresini atıyor. Evet baba, bütün sene çalıştı diye akşamları 9'a kadar izin vermiştin ya. Ben 9'a kadar izin verdim, bak saat kaç oldu? 9:20 geçiyor. Bayağı olmuş. Gece yarısını geçmiş. Hep sen yüz veriyorsun bunlara. Senin yüzünden hepsi şımarık oldu. Merhaba millet. Merhaba milletmiş. Kızım, sen neredesin Allah aşkına bu saate kadar? Buradayım anne. Niye gecikiyorsun Defne? Babam 20 dakikada 35 tane soru sordu. Bize de şımarık dedi. Şımarıksınız tabii. Evlenmekten başka her işe yararsınız. Birisi böyle oturur televizyon seyreder. Birisi geç gelir. Birisi öyle koltukta oturur. Tamam anne, sinirlenme, geldim işte. Söz yarın sabah ilk iş olarak hemen evleneceğim. Yüzümü bile yıkamadan. Kahvaltı etseydin bari. Aa, tabii Defneciğim, aç karnın olur mu hiç? Bana bakın. Oo, evin prensesi gelmiş. Çok geç kalmadım ki baba. Bu saate kadar ne yapıyorsun kızım sen dışarılarda? Arkadaşlarla takılıyorduk baba. Ne demek takılıyorduk? Takılmak ne demek? Şey demek yani, arkadaşlarla oturuyorlarmış. Tamam tamam, bitti artık bu stres atma işi. Benim tepeme attırmayın, tamam mı? Saat 9'dan önce herkes evde olacak, yemek de birlikte yenecek, o kadar. Gel biz içeri gidelim Defne. Buyur baba. Ulan tam kahveye çıkacaktık, esti gürledi. Gidilmez de şimdi. Yani şu babam da ailece yemek yeme meraklısı ha. Evet ya, sanki herkes sofraya oturmayınca yenmiyor bu yemek. Gören de her akşam okey oturuyoruz sanır. Bugüne yönelik bir açıklamaydı bu. Sayın seyirciler, herhangi bir gelişme olursa ilgili size. Aa, hoş geldin abla. Merhaba Mustafa. Merhaba. İyi akşamlar kayınçoğum. Anneanne. Hoş geldin, gel bakalım canım. Hürmetler babacığım, hürmetler anneciğim. Uç canım benim. Ne oldu buna ya? Niye öyle ağzını tutuyor? Çeksene anne Kadir. Çek çek, utanma. Çek. Açsana oğlum ağzını. Aramızda hastalıkta kimse yok. İşte şu elini çek bakayım ne saklıyorsun orada. Yapma kayınço, yapma ya, yapma ya. Aa, bıyıklar gitmiş. Niye gittin de sorsanıza. Hadi sorun sorun. Hulya. Babam kumarda bıyıklarını kaybetti dedi. Kumarda mı? Ya enişte bu nasıl bir kumarmış ki bıyıkla oynanıyor? Pişti. Pişti mi? Evet anne. Kadir bıyıklarını pişti de kaybetti. Ne yapayım Hulya? Valeler hep karşı tarafa gitti. Ayol gülmeyin. Aa, ne var? Hiç olmazsa bıyığını kaybetmiş kumarda. Her zaman para kaybederdi. Bak bize masraf açmadı bu sefer.
Benim sinir olduğum her zaman kaybetmesi. Hiçbir şey kazanmıyor hayatta. Teessüf ederim Hülya. Geçen hafta son iki rakamına ikramiye çıkmadı mı bizim piyangomuzun? Babam çok komik gözüküyor değil mi dede? Yani. Bütün delikanlılık gitmiş enişte. Parlamışsın vallahi, yumurta gibi olmuşsun. Sus kayınço, sus ya. Zaten bütün kredibilitem bitti. Bir de sen şey yapma yani bana. Abla. Hı. Duydun mu? Sinekler için kayak. Keşke sinek olsaydık ha. Bir daha böyle kayak pisini nerede bulacağız? Kızlar, kızlar ayıp oluyor ama karşınızda bir büyüğünüz var sizin. Bıyığın yok ki sizin, geçsin enişte. Bıyıksız enişte. Ya enişte, bir pişti de benimle atsana. Bu sefer saç kestirmesine olsun. Abi, insan hiç eniştesini daha uzak bırakır mı? Hülya, hadi gidiyoruz hayatım eve. Niye? Çünkü tek kardeş kalacaksın, ben bunların hepsini öldüreceğim. Biz burada kalıyoruz Kadir. Ne demek burada kalıyoruz ya? Çünkü gözüme çok tuhaf gözüküyorsun. Bıyığın uzayana kadar seninle aynı yatakta yatamam. Ay, ne öyle yabancı bir erkekle yatıyor gibi? Hülya! Ya abla, hani bir laf vardı, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen... Neydi o ya? Burun. Doğru. Neyse enişte ya, üzülme. Canın istediği zaman gelir, benim bıyıkları burarsın. Getir kağıtları, seninle bu yere bir pişti atalım. Yo, ben bıyıklarımı senin gibi riske atamam. Ereke dokunması mübarek, maşallah. Şunlara bak. Ulan kayınço, ben de senin o bıyıklarını kesmezsem. Hülya, ben de bu gece burada kalıyorum. Sen eve git Kadir. Ne demek sen eve git? Onlar sadece senin annen baban mı? Benim de annem ve babam sayılırlar. Benim de hakkım var, ben de insanım. Nerede yatacaksın evladım? Gitsenize evinize. Sanki uzak bir yer. O kalıyor da ben niye kalamıyorum anneciğim? Evlat mı ayırdı diyorsunuz yoksa? Ben annemi çok özledim. Canım canım. Ben de babamı özledim. Ne oldu evladım? Özledim de babacığım. Tövbe. Ben şuraya kırılıveririm. Burada Ceren'le biz yatıyoruz Kadir. Evet baba. Sen İpek teyzenle yat, sen de Defne'yle yat. Ben de burada yatayım. Yok, o kafaya koydu, kalacak. İyi, kal çocuğum, kal bari. Kalacağım tabii. Bu gecenin hatırına Mustafa'ya yapacaklarım var. Kızım, hep bu baban yüzünden. Niye burada kalmak istediyse. Bıyıksız kalmak ne demekmiş göstereceğim sana kayınço. Bittin oğlum sen. Yanlış adama bulaştın. Ehe. Ehe.
Günaydın. Günaydın babacığım. Sana yatağını toplaman için 3 dakika veriyorum. Sonra gelip burada çay içeceğim. Hadi bakalım. Ya bu saatte uyanılır mı ya? Daha kargalar yapmadılar, kahvaltılarını yapmadılar. 3 dakika. Ben 1 dakikada toparlarım ortalığı. 2 dakika daha uyuyayım bari. Günaydın çocuğum. Günaydın anneciğim. Hadi uyan bakalım artık. Ben uyanayım mı? Sayenizde uyuyamadım ki uyanayım anneciğim. Gelen bir dürtüyor, giden bir dürtüyor. Bizim evin kuralları var. Erken kalkılır. Madem kalmak istedin katlanacaksın. Bir daha bu evde kalırsam 2 olsun. Ne bu ya? Asker miyim ben? Mehmet Usta'nın emirleri miyim ben? Hadi bakalım. Sana yatağını toplamak için 2 dakika mühlet. Sonra gelip bu koltuğa oturup çay içeceğim. Ya ne çaya düşkünmüşsünüz ya? Ya Emirgen çay bahçesinde yatsam adamı bu kadar dürtmezler ya. Kayınço uyandı mı acaba? Birazdan ne eğleneceğiz ama. Parlak enişte günaydın. Günaydın kayınço. Nasıl, rahat uyudun mu burada? Uyudum. Daha farkında bile değil bu ya. Uyansınlar artık canım, saat kaç oldu baksana. Tamam canım, söylenme, uyandırırım. Mustafa. Günaydın baba. Ya bakıyorum eniştene özenmişsin oğlum. Enişteme mi özenmişim? Oğlum çok tuhaf olmuşsun. O yaptı diye sen de yapmak zorunda değildin. Neyi ya? Ne yapmışım ki? Oğlum niye kestin bıyıklarını? Gayet güzeldi. Bıyıklarım mı? Kesmek mi? Aa, bıyıklarım. Bıyıklarım yok. Bıyıklarım. Eyvah, bıyıklarım yok. Harbiden bıyıklarım yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor Mustafa ya? Ben bittim. Ben mahvoldum. Bu ben değilim. Bu ben olamam. Bu çok sıkı ya. Ya var ya, bu evde uyumak üniversite sınavını kazanmaktan daha zor. Ya ben tıraş filan olmadım. Nereye gitti benim bıyıklarım? Oğlum tıraş olmadın da ağda mı yaptırdın? Yok işte bıyıkların. Ya ne adası baba, ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Oğlum sen uykunu alamadın galiba daha. Saçmalıyorsun çünkü. Hadi git. Hadi git de yarım saat daha uyu bari. Allah Allah. Allah Allah. Ama dün gece vardı anne. Yatarken vardı eminim. Yumurta gibi olmuşsun kayınço. İyi etmişsin, kesmişsin, yakışmış sana. Ya ben kesmedim diyorum enişte ya. Olsun olsun, açmış seni. Neyse ben kaçayım. İşim gücüm var benim. Size iyi günler, bol güneşler. Ya sen kesmedin de kim kesti evladım? Sakın ben uyurken biri beni tıraş etti deme bana. Evet, aynen öyle oldu baba. Allah Allah. Yani herkesin evine hırsız girer gece, bizimkine berber giriyor demek ki ha? Berber değil anne, berber değil. Kesin eniştem yaptı. Dün gece dalga geçtim diye o kesti bıyıklarımı. Yedim seni enişte. Dur! Kaçma! Burada kalmasından anlamalıydım zaten. Bu sefer de oğlumun bıyıklarını hortumladı. Günaydın usta. Günaydın. Mustafa abi bugün gelmedi. Hayırdır, bir şey mi var? Mustafa malulen izinli. Malulen izinli mi? Nasıl yani? Yani çalışamaz durumda demek.
Ne oldu, kötü bir şey mi oldu ya? Bir yeni falan mı kesti? Eniştesi Mustafa'nın moralini 18 yerinden kesti. Mustafa, abartma artık. Bence çok iyi oldu böyle. Ya nesi iyi oldu İpek ya? Kendime bakamıyorum. Bak, benim fikrimi soracak oldu. Hem böyle daha genç ve medeni görünüyorsun. Ya bırak İpek Allah aşkına, bıyıklı medeniyetin ne alakası var? Bıyıklı insanlar mağarada mı yaşıyor? Hayır ama genel olarak kadınlar pek hoşlanmaz bıyıktan. Ama ne öyle fırça gibi? Ama benim bıyığım hoşlanılmayacak bir bıyık değildi ki İpek, değil mi? Böyle ne güzel dururdu şurada. Tarardım onu, burardım. Böyle düşünceliyken okşardım. Yani faydalı bir şeydi ya. Of Mustafa, o zaman tekrar bırakırsın. Ne var yani? O zamana kadar ne olacak? Baksana ne kadar ciddi biri gibi duruyorum böyle. Görüyorsun değil mi İpek? Nasıl herkes bakıp dalga geçiyor? Aa, hayır çocuğum, dalga falan geçmedim ben. Gördüm, güldün anne. Hayır, hiç de gülmedim. Gülmedi mi İpek? Gördün değil mi? Güldü. Gülmedi Mustafa. Baktı sadece kadın. Ya bakmayın o zaman ya. Gidin şuraya falan bakın. Bana bakmayın. Usta. Oo Sinancığım, hoş geldin. Buyur. O ne elindeki öyle? Tenis raketi, yeni aldım. Tenis raketi mi? Evet. Bizim kulübün çok güzel kortları var. Bundan sonra akşamlar gidip oynayacağım. Sen anlar mıydın tenisten ya? Ayıp ettim Mehmet Usta. Tenis benim atasporumdur. Bu bıyık iki haftadan önce uzamaz da şimdi. Ben çıkıyorum millet. Nereye kızım? Arkadaşlarla buluşacağız anne. Aa, dur bakayım sen. Gel bakayım biraz buraya. Ne oldu anne? Bu pantolonun yeni mi senin? Evet anne. Güzel değil mi? Düşük belli pantolon. Oha, bu ne? Kızım sen böyle mi çıkacaksın sokağa? Evet anne. Nesi var? Ya kızım, bu pantolonun yarısı nerede? Dizaynı böyle abi. Düşük bel işte. Hay Allah'ım yarabbi. Saçını normale çevirdik, şimdi pantolonların sapıttı. Kızım, baban seni böyle görse ne der? En iyi ihtimalle döver. Babam kimseyi dövmez abi. Hem sizin gibi şaşırmaz bile. Benim babam çağdaştır. Daha babasını tanıyamamış. Senin babam çağdaş falan değil çocuğum. O daha taş devrinde yaşıyor. E tamam işte. Taş devrinde insanların her yerleri açıktı. Siz hiç Vilma Çakmaktaş'ı seyretmediniz mi? Bunun sırf göbeği değil, çenesi de dekolte. Bir türlü kapanmak bilmiyor. Ya Defne, çıkar şunu adam gibi bir şey giy, herkes bakar. Çıkartamam abi, moda böyle. Hem biz modayı takip edemeyecek miyiz yani? Allah Allah, ne modası kızım? Ne modası ha? Bütün göbeğin ortada. Dansöz müsün sen ha? Ya Defne, kime diyorum, nereye gidiyorsun? Göbeğime küçük bir dövme yaptırmaya gidiyorum abi. Hoşçakalın. Dövme mi? Dur kızım, bir dakika. Tabii. Bıyık gitti, kimse ciddiye almaz bizi artık. Allah Allah. Babası görmez inşallah. Vallahi siz adamı deli edersiniz hepiniz. Ne oluyor Mustafa? Bizim Defne ya, düşük belmine bir pantolon giymiş, her yeri ortada. Aman canım, düşük belden ne olur ki? Herkes öyle dolaşıyor. Bütün kızlar öyle giyiyor artık. Hani hangi kız giyiyor onu ya? Hadi göster. Merhaba Mustafa. Merhaba, hoş geldin Pelin. Aa, bıyığını kesmişsin. Öyle oldu biraz. Aa, hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim canım, sen? Gel hadi şöyle geç. Çaylar geldi usta. Bu akşam gel beraber gidelim bizim kulübe. Birlikte tenis oynarız. Yok Sinancığım, benim atasporum cirit. Ya Mehmet usta, cirit atacak değiliz ya bu devirde. Gel işte benimle. Hem karşıma biri lazım. Ben geleyim Sinan abi. Heh, Hasan gelsin. Ben anlamam tenisten. Çok kolay usta. Top geliyor, vuruyorsun topa, karşıya geçiyor. Karşıdaki sana gönderiyor topu, sen bir daha vuruyorsun. Bu kadar basit yani. Biz de biliyoruz o kadar basit olduğunu. O zaman tamamdır.
Hem bu yaştan sonra biraz vücut çalıştırmak lazım Mehmet Usta. Burada otura otura heykele döneceksin ya. Ben gelirim Sinan abi. Usta anlamaz öyle şeylerden. Ne demek anlamaz lan? Sen ananın karnında bile değilken ben Boris Becker'i seyrediyordum. Eşek sipası, sinir herif. Hadi yürü. Böyle bıyıksız çok iyi olmuşsun Mustafa. Öyle mi? Evet. Bana bıyıklı erkekler hiç medeni gelmiyor. Hangi devirde yaşıyoruz? Ben de öyle düşünüyorum canım. Çağa ayak uydurmak lazım. Tabii tabii. Ne de olsa uzay çağında yaşıyoruz. Hiç bıyıklı astronot var mı? Yok. Yani. Yine de bunca yıllık bıyıkları kesmek zor olmuştur herhalde. Yok. Sabah direkt girdim banyoya. Sürdüm köpüğü. Cırt diye kestim attım. O kadar kesme dedik. Engel olmaya çalıştık ama... dinletemedik. İyi ki dinlememiş sizi. En az 2-3 yaş genç gözüküyor. Hadi ya. Evet, bıyık seni çok büyük gösteriyordu. Abi diye isim geliyordu sana. Aslan enişte. İyi ki kesmişsin be şu bıyıkları. İpek bak pantolonuma. Yeni aldım. Nasıl? Ay çok güzel Pelin. Çok beğendim. Ben de bir tane almayı düşünüyorum. Öyle değil mi Mustafa? Çok güzel. Evet. Çok güzel. Hem havadar da. Bu moda çok iyi oldu değil mi İpek? Hep aynı, hep aynı. Sıkılmıştım vallahi. Kesinlikle. Modayı takip etmek lazım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Mustafa? Hangi konuda? Moda konusunda. Ha, moda. Tabii canım, modayı kesinlikle takip etmekten yanayım ben. Mustafa, senin kadar hızlı çark edenini de görmedim vallahi. Ay İpek, karar veremiyorum. Göbeğime dövme mi yaptırırsam, piercing mi? Bilmiyorum ki. En iyisi Mustafa'ya soralım. O daha iyi yönlendirir. Ne de olsa erkek. Evet Mustafa, sen hangisini tercih ederdin? Ben mi? Ben... Dövme mi, piercing mi? Ha, piercing, evet. Küpe yani. Göbeğe mi? Evet. Böyle iyi canım, şimdi ne gerek var durup dururken acı çekmeye? Ama çok güzel duruyor. Ben karışmıyorum. Siz aranızda karar verin, daha iyisini bilirsiniz. Mustafa nasıl kaçtı ya? Ben kararımı verdim, piercing yaptıracağım. Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu baban? Bilmiyorum anne, herhalde arkadaşlarıyla falan takıldı. Size kızar geç kalıyorsunuz diye bak. Kendi yok ortalarda. Ah, geldi galiba. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ayol, bu ne kıyafet böyle? Ne varmış kıyafetimde? Ne bakıp duruyorsunuz? Hiç tenis kıyafeti görmediniz mi? O da ne demek? Tenis mi? Ne tenis ayol? Ya bildiğin tenis. Sinanların kulüpte oynadık da biraz. Sen mi oynadın? Evet. Tenis oynadın. Evet ya. Ne var bunda şaşıracak? Allah Allah. Ayol, alem adamsın. Nereden çıktı bu tenis? Sokaklarda böyle mi geziyorsun yoksa? Ay, inanamıyorum baba. Gezmiyoruz herhalde. Sinan getirdi arabasıyla. Oo, raket falan. Sabahleyin evden tornacı ustası olarak çıktın. Evet, tenisçi olarak döndün. Bravo vallahi. Şöyle, şöyle bak, şöyle. Bu değişimi neye borçluyuz Mehmetciğim? Spor yapıyoruz herhalde Şükran Hanım. Ya. Ay, ben tenisi çok severim baba. Ben de gelip oynayabilir miyim? Yok yok kızım. Erkekler neyse de kızlar çok mini mini oynuyorlar. Benim prensiplerime ters. O sporun kıyafeti baba. Ne yani, pardösüyle mi oynayacağım? Bak, pardösüyle oynarsan olur. Ama mini etek olmaz. Ben bir duş alayım. Ay vallahi alem bu adama yok. Bu yaştan sonra tenise başladı ya, bundan korkulur. Yakında Uludağ'a çıkıp kayak da yapar bu. Merhaba millet, ne haber? Baban tenise başlamış Defne. Aa, tenise mi? Hadi sonra konuşursunuz. Git üstüne doğru dürüst bir şeyler giy baban görmeden. Sonra da sofrayı kurun hadi. Ay, tamam anne. Abla. Bak ne yaptırdım. Aa! Nasıl olmuş? Bu ne bu? Dövme yaptırdım anne, sabah söylemiştim ya. Kızım, kızım sen canına mı susadın Allah aşkına? Babam böyle şeyleri sevmez, bilmiyor musun sen? Ama ben seviyorum anne. Hem bu babamın göbeği değil ki benim göbeğim. Nasıl asi asi konuşuyor? Çabuk git. Babam banyoya girmişken kapa o göbeğini, bir daha da ortaya çıkarma.
Bence de Defne. Daha demin mini etek prensiplerime ters falan diyordu. Şimdi bu pantolonu, bu dövmeyi görünce küplere biner. Şükran, banyoda havlu yok. Yok mu? Yok. Tamam, sen içeri geç, ben getiririm. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Annenle ablan seni niye saklıyor? Ay yok baba, saklamıyoruz. Ne saklaması? Allah Allah, niye saklayalım? Şüpheli hareketler bunlar. Çekilin bakayım oradan. Ya çekilin, çekil, çekil. Çek bakayım kızım elini oradan. Çek kızım, çek. Dön bakayım şöyle. Nasıl? Dön. Bu ne böyle ha? Bu göbek açıkta, bu pantolon ne böyle? Sen böyle mi dolaşıyorsun sokaklarda? Ama sen de çok dekoltesin baba. Cevap verme bana, cevap verme. Hep sen şımartıyorsun bu çocukları böyle. Ya Mehmet Usta'nın çocukları böyle dolaşır mı sokakta ha? Laf söz olmaz mı ya? Ya siz adam olmayacak mısınız? Siz beni delirtecek misiniz ya? Ya ben istemiyorum böyle çocuklar ya. Nedir bu haliniz ya? Nesiniz siz be? Tut. Sen de cevap verme. Ama kötü oldu baba. Geçin şu tansiyon haline. İstemiyorum. Hiçbirinizin yardımını istemiyorum. Söyledim Mehmet. Niye sinirleniyorsun canım? Bunlar en kibar şeyler olabilir. Aşk. Çek. Dur. Şöyle ölçelim. Bence biraz abartmışsınız Mehmet Bey. Öyle kriz mriz geçirmeye ne gerek vardı? Yani genç bunlar. Tabii ki modaya uyacaklar. Uymasınlar efendim. Ben çocukların modaya uysunlar istemiyorum. Mehmet hep çocukların kendisini takip etmesini ister. Moda gibi adamdır. Şükran. Ama ne? Tamam. Sen ne kadar yapma desen de nafile Mehmet Usta. Bizim kız da küpe taktırmış bugün. Küpeye bir şey demiyoruz canım. Küpe normaldir. Her kadın takar yani. Ama küpeyi kulağına değil göbeğine taktırmış Mehmetciğim. Göbeğine mi? Ay görseniz o kadar sevimli olmuş ki tam bir genç kız. Yapacak tabii. Ya nasıl olsa yapıyorlar Mehmetciğim. Yani laf söyleyip despot damgası yemeye ne gerek var? Ben söylerim, damgamı da yerim efendim. Benim kızım öyle göbeğinde resimle reklam panosu gibi dolaşamaz. Sen de iyi örnek ol o zaman çocuklara. Neydi o bugün eve gelişin? Her tarafın açık. Ay çok güzel ya. Keşke ben de piercing taktırsaydım. O zaman babamı hiç kurtaramazdık Defne. Aynen öbür tarafa giderdi. Babam da fırsat kolluyor zaten. Sıkıldı galiba bu dünyadan. Şu dövmene bir daha bakayım ya. Bak. Ay çok güzel olmuş. Keşke ben de dövme yaptırsaydım. Ben yaptırdım da ne oldu? Herhalde artık babam beni dışarı palto ile yollar kimse görmesin diye. Dışarı yollarsa iyi. Yollamaz mı? Yollar. Yollar da önce tel fırçayla bir güzel kazır dövmemi çıktıktan sonra yollar. Ya Mustafa abi. Heh. Ya böyle bıyıksız hiç olmamış ya. Ya sanki başka biriyle konuşuyor gibiyim. Ama gençleşmişim değil mi? Ya boş ver abi gençleşmeyi falan. Sen yine bıyık bırak bence. Asla bırakmam ya. Bıyık bırakınca Pelin beni abisi gibi görüyormuş. Ya bana abi derse biterim, ölürüm ben. Rahatsız oluyorsan sen ye yemeğini ye. Boş ver bakma. Yarın yine oynuyoruz değil mi Mehmet Usta? Oynarız tabii Sinanç. Oynarız. Niye oynamayalım? Mehmet sevmiş bu tenisi. Görseniz eve 40 yıllık tenisçi gibi girdi. Bir havalar. Aa, siz Sinan kadar anlıyor musunuz tenisten Mehmet Bey? Amma yaptım Müjgan'cığım. Ben yıllardır raket sallıyorum. Mehmet Usta daha yeni başladı bu işe. Nasıl benim kadar anlayabilir ki? Hiç öyle yıllardır oynuyor gibi sallamıyordun. Kaç tane top kaçırdın Sinanç? O senin acemiliğindendi Mehmetciğim. Ay bırakın Allah aşkına bu yaştan sonra. Bir yerinizi filan sakatlarsınız. Sinan tenisi çok yumuşak oynar. Bir ceylan gibi seker kortta, kuğu gibi süzülür. Evet, gerçekten de ceylan gibi sekiyordu. Çok yumuşak oynuyordu. Kız gibi. Bir meydan okuma mı seziyorum Mehmet Usta? Sen yıllardır oynuyorsan biz de yıllardır seyrediyoruz Sinancığım. Navratilova, Boris Becker, bunlar hep bizim zamanımızın tenisçileri.
Tabii tabii. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi Navratilova'yla. Yani. Ayrıca askerde komutanım oynardı. Ben de topları toplardım. Bilirim bu işi. Gel o zaman seninle yarın akşam bir maç yapalım. İddialı bir maç ama. Tamam. Nesine? Nesine, nesine? Bıyıkları kesmesine. Demek artık sıkıldın bıyıklarından Mehmet Usta. Tamam, bıyıkları kesmesine. Mustafa abi. Ha. Demek Pelin yenge bıyıklarını uzatmanı istemediği için kestin bıyıklarını ha? Yok saçmalama ya, nereden çıktı? Ben kendim öyle istedim. Hem bana bıyık pek yakışmıyor. Mustafa abi, sen var ya yakında Pelin yenge istiyor diye göbeğine küpe bile takarsın. Ya sen ne demek istiyorsun? Yok abi, ne diyeceğim? Küpe diyorum, sana çok yakışır. Şimdi alacağım seni ayağımın altına. Kalk, kalk. Ne oluyor lan sen? Tamam abi. Ne diyorsun? Sen bana, sen bana. Merhaba Mustafa. Hoş geldin Pelin. Selam Defne. Üniversite sonuçları belli oldu mu? Daha belli olmadı Hasan. Ama bu sene kesin kazanıyorum. Hadi inşallah. Vallahi göbek dekoltesi olarak hazırsın Defne'cim. Bir de puanın yüksek geldim. Sen de benim gibi tam bir üniversiteli genç olacaksın. Ay öyle çok istiyorum ki üniversiteli olmayı. Mezun olup hemen bir iş bulacağım, sonra da baba baskısından kurtulacağım. Aslında baba baskısından kurtulmanın başka yolları da var. Neymiş o? Evlenmek. Ne? Haklısın. Ama ben mezun olup kendimi yetiştirdikten sonra evlenmeyi düşünüyorum. Kocan da eğitimli olur o zaman. Herhalde. Bu Defne üniversiteyi kazanırsa var ya, birlikte olma şansım yok olur gider. Evlensek bile boşar beni. Defne, benimle evlenir misin? Ay böyle bir şeyi nasıl sorabilirsin Hasan? Ben üniversite mezunu, bilgili, görgülü, akıllı bir genç kızım. Oysa sen sadece bir tornacı çırağısın. Urfa'da, Oxford'da ben mi okumadım Defne? Ay kusura bakma Hasan, böyle bir şeyi kabul edemem. Hem şimdi müsaadenle doktora sınavıma hazırlanmam lazım. Doktora mı? Nen var kuzum? Yoksa hasta mısın? Ay senin doktora gibi bir terimden de haberin yok. Biz nasıl evlenebiliriz ha? Bunu bana sormaya utanmıyor musun? Bildiğim bir tek şey var Defne. O da seni sevdiğim. Benim bildiğim tek şey ise hiçbir şey bilmediğimdir. Bunu Sokrates söylemiş. Sokrates'i tanır mısın sen? Sokrates mi? Bizim mahallede mi oturuyor? Ay senin felsefenin F'sinden bile haberin yok. Senin felsefeye olan tek ilgin Harry Potter'ı okumaktan ibarettir Hasan. Evet. Felsefe Taşı çok güzel filmdi. Hadi Urfa'da Oxford yoktu. Bir kitap da mı alıp okumadın ha? Kusura bakma Hasan. Gitmeni rica edeceğim. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Ona müsaade etmeyeceğim Defne. Ben de okuyacağım. Kendimi geliştireceğim. Görürsün bak. Evet. Felsefeye giriş. Nereden başlasak? Bir bilime, bir bilgiye giriş demek, o bilimin, o bilginin temel problem alanları üzerinde kurmak demektir. Enteresan. Anne, babam daha çıkmadı mı? Niye soruyorsun çocuk? Göbeğini açıp dışarı mı çıkacaksın? Öf anne ya, babam yetiyor. Bir de sen başlama lütfen. Al bakayım şu toz bezini. Al tozları. Üniversite sınavına girdiğinden beri seni hiç evde tutmak mümkün değil. Boynu sokaklara kaçıyorsun. Annem haklı Defne. Tozlar yüzünü unuttu. Bir hatırlat bakalım. Uf ya, uf. Aa, Mehmet. Hı? Sen bugün işe gitmiyor musun? Yok gitmiyorum. Akşama maçım var. Tenis maçı. Tenis maçın mı var? Kiminle baba? Sinan amcanla. Şimdi nereye gidiyorsun baba? Antrenman yapmaya. Koşup şu nefesimi açayım da. Yoksa akşama tıkanır kalırım yani. Mehmet yani sen şimdi koşacak mısın? Evet, bir mahsurum var Şükran Hanım. Mehmet yaşlısın. Tansiyonum var. Bir şey falan olur. Tansiyonum var da bıyıklarım da var. Yani kaybedeyim de gitsin mi bıyıklar yani? He? Annem haklı baba. Zorlama kendini. Hiçbir şey olmaz efendim. Süreyya Ayhan gibi koşup rekor kırmayacağım ya. Azıcık koşacağım bu kadar. İyi o zaman, alınacak şeyler var, liste yapmıştım. Dur listeyi getireyim de alışveriş de yap. Ya Şükran, akşam tenis maçım var diyorum. Sen bana listeden bahsediyorsun ya. İki tane boyun kadar kızım var. Onları yollasana. Bakkal çırağı mıyım ben burada?
çıktı, ben de çıkıyorum. Hayır. Hayır. Uf ya. Sağ ol. Hasan. Buyur abi. Ne o kitap sabahtan beri elinde? Felsefeye giriş. Felsefeye giriş mi? Evet, felsefeye giriş. Nereden icap etti oğlum felsefeye girmek böyle durup dururken? Kendimi geliştiriyorum Mustafa abi. Bu kitapta yazan her şeyi öğrenmem lazım. Ya Hasan'cığım, torna tezgahında diş açarken Ya Mustafa abi, bu kitapta bir adam var, Descartes diye. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Düşünüyorum, öyleyse varım. Baba. Demişse demiş, bize ne? Abi, torna tezgahı falan hikaye. Hayatta seni var eden tek şey düşünmektir. Düşünmüyorsan yoksun. Otur düşünelim o zaman. Niye kitap okuyorsun? Okumam lazım abicim. Yoksa aradaki fark açılacak. Ya ne farkı oğlum ya? Tövbe tövbe ya. Hasta edecek adam ya. Ay yok, sizinkiler de bir alem. Bu yaştan sonra ne tenisiymiş bu? Ay sorma Sevinç'ciğim. Bir de iddiaya girdiler biliyor musun? İddiaya mı? Ya kaybeden bıyıklarını kesecek. Aslında kaybetse çok iyi olur. Yani Sinan'a hiç bıyık yakışmıyor. Ama kaybetmez ki. Niye kaybetmesin? Belki de kaybeder. Zannetmiyorum Şükrancığım. Yani Sinan teniste çok iyidir. En azından Mehmet Usta'dan iyidir. Ama bıyıklar söz konusu olunca Mehmet'e bir deli gücü gelir. Baksana, koşmaya gitti, daha ortalarda yok. Doğru. Eğer bıyıklar gidecekse Mehmet Usta pırlanta gibi oynar vallahi. Ayol, akıl var, mantık var. Mehmet Usta daha raketi eline ilk defa alıyor ama Sinan yıllardır oynuyor. Orası hiç belli olmaz vallahi Müjgancığım. Bizimki çok azimli. Vallahi bence Mehmet Usta alır bu maçı. Sinan kaybetmez şekerim. Sinan kazanmaya alışıktır. Görün bakın nasıl eze eze yenecek Mehmet Bey'i. Hasan, okumasana şunu, kütüphane mi burası? Ya okumanın yeri ve zamanı yoktur Mustafa abi. Bak şimdi, iki sayfa yazı okudu ya, ukalalık yapacak. Ukalalık görece bir kavramdır Mustafa abi. Sana göre ukalalık olan şey, bir başkasına göre ukalalık olmayabilir. Platon'un idealar dünyasına göre her şey bir görüntüdür. Neymiş? Bir görüntüymüş. Tamam, kes, uzatma. Anladık. Görüyorsun değil mi Sevinç? Kocasına nasıl da güveniyor. Aman Şükran, bilmiyor musun Müjgan'ı? Hiçbir şeyine toz kondurmaz. Hayır, Sinan Bey kazanacak olursa vallahi bunun cakasından yanına yanaşılmaz. Doğru. İyi koşsa bari Mehmet, iyice açsa nefesini. Neyse, ben artık kalkayım Şükran'cığım, işlerim var. Kalkıyor musun? Peki canım, yine beklerim Sevinç. İnşallah. Hadi güle güle canım. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Haşınız varmış Sinan Bey'in. Evet Sevinç Hanım, evet. İnşallah o Sinan'ın bıyıklarını kestireceğim. Kestirin Mehmet Bey, kestirin. Sizin bıyıklarınız pırlanta gibi maşallah. Kesilirse yazık olur vallahi. Artık hadi hoşça kalın, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Görüşürüz. Hoşça kal canım, görüşürüz. Mehmet. Nasıl? Oh. İyi koştun mu bari? Koştum. İyice bir açtım nefesimi. Oturma öyle Mehmet. Kalk şınav falan çek. Kolların güçlensin. Çekeceğim zaten. Biraz bir dinleneyim. Ayol ne dinlenmesi? Hadi kalk başla. Akşama ne kaldı şurada? Ne o Şükran Hanım? Hani tansiyonum vardı? Aman canım. 3-5 şınavdan ne olacak? Hadi kalk oturma. Gel bakalım. Bu maçı kazanmak zorundasın. Gel. Başla. Başla. Hadi. 1. Başla. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, rahatına bol hadi, 9. Yeter Şükran. Yeter, öldüm, bittim ya, yeter. Hayır, yetmez. 10 tane yaptın, 20 tane yapacaksın. Ya Şükran, genç miyim ben? 10 bile çok ya, yeter. Bence de yeter anne. Maça gücü kalmayacak babamın. O zaman daha ne yapacağız? Hazır mısın yani sen? Başka ne yapılır? Ne yapmamız lazım?
Ya abartmıyor musunuz biraz? Sadece eğlence bu. Bıyıklar giderse ben hiç eğlenmeyeceğim ama. Ben de. Bari biraz TRT 3 seyredin. Orada tenis maçları var. Taktik kaparsın baba. Ha? Aferin kız, aferin. İyi iyi aç hadi aç. Baban seyretsin biraz. Açsana kızım. Ha bak, Roland Garros. Hangisi o? Şu sarı saçlı olan mı? Hayır baba, Roland Garros Fransa'daki turnuvanın adı. Hasan. Alo. Şşt oğlum. Ha, efendim Mustafa abi. Hadi akşam oldu filozof efendi, kapayacağız dükkanı. Kapatalım abi. Ne oldu, erdin mi bari? Daha çok yol almam lazım Mustafa abi. Ama bayağı bir şey öğrendim. Bana bak, harbiden nereden çıktı bu felsefe muhabbeti? Okumak istiyorum Mustafa abi ya. Ne var bunda? Bence sen de okumalısın. Bilgi erdemdir. İnsanları etkilemenin en güzel yolu bilgili olmaktır. Ha, kızları etkilemek için yani. E kadınlar insan ırkının yarısıdır. E, dolayısıyla bu söylediğini doğru sayabiliriz. Bak Hasan'cığım, zamane kızlarını böyle etkileyemezsin. Bence bir banka soy, üstü açık bir spor araba al. Fikrine saygı duyuyorum Mustafa abi. Ama katılmıyorum. Bak şimdi iki sayfa okudun, ukalalık yapıyorsun değil mi? Kalk kalk yürü. Dur musun abi ya? Kalk kalk yürü. Senin kitap okuluma... Allah aşkına dur ya. Yedim seni Sinan. Yedim. Bak şu lacivert tişörtlü adam çok güzel topa vuruyor. Görüyor musun? Onu taklit et. Ya tamam Şükran. Tamam Allah Allah. Koçum musun sen benim? Sabahtan beri şöyle yap böyle yap. Annem yenilmeni istemiyor baba. Evet istemiyorum. Sonra bıyıkların gidince bizim başımızın etini yersin sen. Yemem efendim. Yemem. Ben yesem yesem Sinan'ı yerim. Tenis nasıl oynanırmış göstereceğim ona. Ay gören de Wimbledon'a katılacak sanır. Merhaba Sinan amca. Hoş merhaba geldin İpekciğim. Hülyan teyze. Merhaba canım. Hazır mısın Mehmet Usta? Hazırım Sinancığım. Ya sen? Sinan çok iyi hazırlandı. Onu ben hazırladım. Hayır efendim. Ben kendim hazırlandım. Öyle senin dediğin şekilde kuğu gibi filan süzülmeyi de düşünmüyorum. Ne bu? Su balesi mi? Sakın sert hareketler yapmaya kalkma Sinan. Sakatlanırsan maçı kaybedersin. Sen karışma Müjgan'cığım. Ben nasıl oynayacağımı bilirim. Bana tenisi öğretmeye kalkmayın. Hadi bakalım. Gidelim artık. Evet, gidelim de şu maçın galibi belli olsun. Gelin. Sen gelmiyor musun yok, kızım? Yok anne, ben buradayım. Siz gidin. Hadi. Tamam anne, çocuğum. Anne çok tezahürat. İyi şanslar babacığım. Hadi kalın. İyi oyna. İyi şanslar. Ay çocuk bunlar ya. Ay o eteği görsen kesin alırsın Defne, kesin. Ya nasıl alacağım canım, o eteği bırak da düşük belli pantolonumu bile laf etti babam. Aman sizinkiler de hiçbir şeye izin vermiyor. Doğru söylüyorsun valla. Doğup büyüyüp ölen insan nedir Mustafa abi? Peki ya uçsuz bucaksız evren nedir? Ya Hasan bütün gün kafamı ütüledin yeter ya. Kafa ütülemek nedir Mustafa? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulmak nedir? Mustafa Hasan neden saçmalıyor? Çünkü... Saçma felsefe dilinde akla aykırılığı belirtir. Varoluşçuluğa göre insanın ve evrenin birbirine olan yabancılıklarını anlatır ki bu doğrudur. Vay varoluşçuluk falan. Hasan neler söylüyor böyle? Benim ne söylediğimin hiçbir önemi yok ki Mustafa abi. Descartes'a göre kesin olan tek bir şey vardır. O da her şeyin doğruluğundan şüphe etmektir. Doğru. Ben de sınavdaki cevaplarımın çoğundan şüpheliyim. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. O halde düşünüyorsam varım. Birden felsefeye merak sardı adam ya. Hayırdır Hasan? Ben eskiden beri felsefeye düşkündür İpek abla. Ya belki üniversite okumuyorum ama ya kendimi öğrenme dünyasından da böyle geri çekmiyorum. Çok güzel Hasan. Ya şimdi sana bir yumruk çekeceğim göreceksin. Ne kadar kavası Mustafa abi. Peki bu kadar bilgisin Hasan, neden tornacılık yapıyorsun? Çünkü benim için iyilik ekiyor Pelincim. Benim evim, benim arabam, benim işim hepsi anlamsız. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Bizimmiş gibi görünenler bizim değil. Epikuros der ki en büyük erdem
mutluluktur. Neyse canım, laf felsefeden açılmışken ben size bir espri yapayım da gülün bari. Freud altılı ganyan nasıl oynar? Nasıl? Bilinç altılı ganyan. Biz burada düşünsel varlığımızı bütünleştirmeye çalışıyoruz Mustafa abi. İnsan eğer bir şeyi bilmiyorsa susmak en yüce nitelik haline gelir ki şu anda senin için en uygun hareketin susmak olduğunu söyleyebilirim. Aa. Hasan? Sen ne güzel konuşuyorsun böyle. Gerçekten sen neymişsin be Hasan oğlum? Sen gelsene bir dakika benim. Ne zırvalıyorsun içeride sen? Kabul et Mustafa abi, haklıymışım. Kızlar benden çok etkilendi. Evet. Haklısın ama ben yine de param olunca spor arabayı alacağım. Ya öncelikle sen kitap almaya başla abicim. O daha ucuz. Valla sen bir günlük okumayla Pelin'i bu kadar etkiliyorsan ben bir haftada evlenirim be. Ay babamlar ne zaman gelecek acaba? Neredeyse gelirler. Kimin bıyıkları kesilecek çok merak ediyorum. Buyurun. Buyurun Sinan Bey, ben şimdi size buz getiririm. Ben sana sert hareket yapma demedim mi Sinan? Baba ne oldu? Ayağını burktu, ne olacak? Çocuğum hemen buz getir. Tamam anne. Evet, bu durumda maçı da kaybetti. Niyeymiş? Hiç de bile. Daha maç bitmedi. Bitti Sinancığım, bitti. Bittiği sırada da ben öndeydim. O farkı da kapatamazdın zaten. Evet evet. Kimin kazandığı ortada. Mehmet kazandı. Hayır bu sayılmaz. Aa sayılır. Sayılmaz efendim. Sayılır efendim. Sayılır. Eze eze yendim seni Sinancığım. Yani fark attım. Sana da erkek adam gibi sözünü tutup bıyıklarını kesmek düşer. Hayır efendim, kesmeyeceğim bıyıklarımı. Keseceksin efendim. Kesmem. Bıyıklarını. Keseceksin. Ha kesmeyecek canım, olur mu öyle şey? Aa, Ya ben taraş mıydım? Taraş mı? Oğlum tıraş olmadın da ağda mı yaptırdın? Yok işte bıyıkların. Ya baba ben ne adım? Yumurta gibi olmuşsun kayınço. Pardon. Son plan ya.